Özel yayında karşınızdayız. Yayın konuğumuz Avukat Handan İlega, İYİ Parti Kadın Komisyonu Başkanı. Sayın İlega, hoş geldiniz yayınımıza öncesinde. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok sağ olun, teşekkürler. Depremde 40 günü yarıda bıraktık. Acıları kucaklasak da oradaki yaşama tutunma savaşında biraz zaman ve mücadele sonrasında umarız en iyi şekilde toparlanma sürecini oradaki vatandaşlarımız yaşayacaktır. Ardından yaşadığımız Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketi ve İstanbul'da hızlı bir seçim dönemine de denk gelen kentsel dönüşüm projesinde haklarımızı biliyor muyuz? Bunun cevabını sizden alacağız. Bilmediklerimiz nelerdir? Bildiklerimize neler pekiştirebiliriz? Hasar tespiti, delil tespiti, hak sahipliğinin haklarını koruması nasıl sorularını hazırladık ama dilerseniz hasar tespiti çalışmasında nelere vatandaş dikkat etmeli diye ilk sorumuzu sormuş olalım. Evet. Öncelikle tabii ki başsağlığı diliyorum bütün depremzedelere. Gerçekten çok üzücü bir olay. İnşallah bir daha böyle bir olayla hiçbir ülke karşılaşmaz. Hasar tespiti çalışmaları depremin olmasından sonra kurulacak komisyonlar tarafından deprem mahallinde binalar üzerinde yapılan inceleme, bir komisyon oluşturuyor. Bu komisyon binaları tek tek ziyaret ediyor, işte dolaşıyor, gerekli görüntüleri alıyor, ölçümleri yapıyor ve az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı olarak tespitte bulunuyor. Birinci konu bu. Bir de delil tespiti var. O ise depremden sorumlu kişiler aleyhine ileride açılacak ceza davaları, hukuk davaları veya idari davalara delil teşkil etmişlere deprem mahallinden alınacak örnekleri, örneğin kolon kesildiyse bunun fotoğrafı ya da kolonun görüntüsü ya da inşaat malzemesinden örnek, ne tarafa yıkıldığı, sağ mı sola mı, ne şekilde yıkıldığı, göçme mi olduğu, zeminde mi sorun var, binada mı sorun var, bunlara dair delil tespiti mahiyetinde yapılan tespitlerdir. Yani hasar tespiti ile delil tespiti karıştırılmamalı. Birinci belirtmek istediğim konu bu. Delil tespitini bölgede İstanbul Barosu'da, İzmir Barosu, Ankara Barosu, çok sayıda baro. Çünkü oradaki malum birçok avukat meslektaşlarımın da ofisleri, evleri yıkıldı. Barolar destekte bulundular ve çok sayıda avukat orada gönüllü olarak görev aldı. Ve bu delil tespiti çalışmalarına katıldılar. Bu delil tespiti çalışmaları dediğim gibi ilgililer aleyhine açılan ya da davalarda önem arz etti. İkinci husus bu. Üçüncüsü, hasar tespiti yapılmasının sebebi ne? Sebebi şudur. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarda hak sahipliği doğmaktadır. Bu hasar tespiti çalışmalarından sonra. Yani bu rapor düzenlenmeden hak sahipliği oluşmamaktadır. Bu rapor düzenlendikten sonra ilgili deprem bölgesinde ya muhtarlıkta, ya valilikte, ya kaymakamlıkta ilan edilmek. 30 günlük ilan süresi vardır. Bu 30 günlük ilan süresi içerisinde hak sahipliği, yani depremzedeler bu rapora ilişkin itirazda bulunabilirler. Nedir? İşte benim binam orta değil, az değil, ağır hasarlıdır diye itirazda bulunabilir. Bu itiraz üzerine tekrar mahalline gidilir. İtiraz sebebiyle ikinci bir inceleme yapılır. O inceleme ilgiliye bildirildikten sonra artık o ikinci incelemenin itirazı yoktur. Ancak bu bildirimden itibaren, yani ikinci deprem inceleme raporunun ilgiliye tebliğinden itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde idare mahkemesinde dava açmak vardır. Bu tespit raporları aslında depremzedenin hak sahipliğinin en önemli başlangıcı. Bir kere bunu atlamamak gerekiyor. Ve bu hasar tespit raporu idare mahkemesine diyelim dava açtı. O zaman bütün işlemler duruyor. Ayrıca depremzedeler için bütün bu davalar, delil tespitleri hepsi harçtan muaftır. Yani hiçbir harç alamaz devlet depremzede olduğu için. Bunu da antiparantez belirtmek isterim. Diyelim ki idare mahkemesine dava açtı, o zaman süreç duruyor. Diyelim ki açmadı, hasar tespit raporu kesinleşti. Bu kesinleştikten sonra
hak sahipliğinin yasadaki tanımı şu: ortaya da ağır hasarlı binaya sahip olup, ya bu kişi malik olabilir, burada iştiraken malik olabilir, tek başına malik olabilir. İştiraken malik nedir? Miras hissesi geçmiştir mesela, 5 kardeş, annesi, babası ya da işte bu şekilde malik diye iştiraken malik. Ya da ne bileyim, kardeşiyle satın almıştır, müştereken maliktir. Tek başına malik, iştiraken malik, müştereken malik. Bu kişiler ya da hak sahibi olarak nitelendiriliyor. Bu kişilere, yani yıkılan binada hak sahibi olan kişilere devlet kredi veriyor. EYY sistemi var. Evi yeniden yapılanmada yardım sistemi. Devlet bu krediyi vermek zorunda. Ancak burada şöyle bir şart var. Nedir? İnternette yazılarından da okursunuz, çeşitli broşürleri var. DAS poliçesi olmayana, binası yıkılsa bile, ağır hasarlı olsa ya da orta hasarlı olsa bile kredi verilmemekte. Yani bu yardım yapılmamakta. Bu korkunç bir şey. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Yani artık bu, çünkü bir afettir. Çok büyük bir afettir. Hani deniyor ya, dünyanın en büyük afeti afeti. O zaman dünyanın en büyük yardımının da yapılması gerekir. Daska baska bakılmadan. Burada hemen antiparantez onu belirtmek zorundayım. DAS poliçesi olmayana yapılmıyor. Sonra diyelim ki işte tamam, DAS poliçesi var. Ortaya da ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sonrasında bu kişilerden taahhütname alınıyor. Yani tamam, ben krediden yararlanacağım. Hasar tespit raporunda kesinleşti, itirazlar olmadı, kesinleşti. Kredi alacağım. Bu kredi için bir taahhütname imzalanıyor depremzede hak sahibi kişilere. Sonrasında işte biliyorsunuz, konutlar için 20 yıl, iş yerleri için daha az süreli, faizsiz, 2 yıl ödemesiz krediler veriliyor depremzede vatandaşlara. Ve devletin burada taahhüdü, işte devlet bunu tabii ki ihaleye çıkartıyor. Taahhüdü 45 gün içinde bu evi bitireceğine dair. Yani umarım biter o süre içerisinde. Eğer 45 gün içinde bitip almazsa hak sahipliği sona eriyor. Depremzede hakları aslında hiçbir şekilde devredilemez. Ama diyelim ki ödeyemedi bu, şu anda insanların evleri, iş yerleri, her şeyleri yıkıldı. Ödeyemezse o zaman artan konut diye bir şey var yine. AFAD'ın internette görecektir kişiler, incelerlerse. Diyelim ki yapıldı, ödenmedi, kredisi ödenmedi. Bunları artan konut olarak öncelikle diğer depremzedelere, hani ortaya da ağır hasarlı olmayıp hafif hasarlı raporu verilmiş olan. Çünkü hafif hasarlıları, onu da belirtmeden geçemeyeceğim, hafif hasarlıları kendileri bu binalarını iyileştirmek zorundalar. Kendileri iyileştiremezlerse o zaman ne olacak yani? Bunların, bu kişiler zaten, o hafif hasarlı demek o binada oturuyor anlamına da gelmiyor. Çünkü yasak, oturamıyorsun. Nerede? Evet. Evi yıkılmış, evi yok, iş yeri yok. Yani hafif hasarlılara da kesinlikle çok acil çözüm bulunması gerekiyor. Hak sahipliği sıfatları olmadığı için. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir depreminden sonra çok güzel bir projesi var. Orada da aksayan noktalar var ama o belki örnek alınabilir. Bir tanesi bu. Bir de hak sahipliği olmayanlardır. Ne kadar süremiz var onu da... Bir 5-6 dakikamız kaldı. Bizim de birkaç sorumuz var cümlenizi öyle bitirdikten sonra. Hak sahibi olmayanlar da kimlerdir, onu da belirteyim. Kiracılar, işte inşaat ruhsatı olmadan inşaat yapanlar, kaçak inşaat yapanlar. Bunlar hak sahibi değil. Yani malik olunması şart. Onu da belirtmek istedim. Buyurun, sorularınızı alalım. Şimdi şöyle, çok büyük bir deprem yaşadık. Büyük bir felaket. Orada hayatta kalanlara sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim, acil şifalar dileyelim. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Çok büyük bir süreç. En iyi şekilde umarım toparlanacaklar, psikolojik desteklerini de alaraktır. Ama oradaki izleyen vatandaşlarımız şöyle düşünebilir:
Az hasarlı, çok hasarlı. Evet, başvurdum. Haklarımı aramaya çalışıyorum ama en iyi güvenli yer diye ben binamı almıştım ama benim binamı kendime ait olacak belgesini bile bulamıyorum. Canım kurtardığıma şükrediyorum ve orada hiçbir delilim yok. Etrafımda hayatta kalan birkaç kişiyle şahit olarak belgem de olmadığı için başvuru yapabilir miyim diye gelen sorular olabilir. Evet. Evet, gerçekten o kadar çok hukuki problemler var ki aslında orada. Mesela bir tane çocuk kalmıştır diyelim. Annesi yok, babası yok. Evet. Yani sonra hiç cenazesi bulunamayanlar var. Yani onlar için gaiplik kararı alınması lazım ki prosedür işlesin. Neyi sormuştunuz? O kadar çok problem var ki orada. Buyurun. Gerçekten. Özellikle hiçbir belgesi yok. Yanında hayatta kalan kişileri şahit göstererek işlem başlatabilir mi? Hiçbir belgesi olmayanlar için bir kere tapular biliyorsunuz dijital ortama E-Devlet üzerinden, evet. yani dijital ortamda o tapu belgelerine ulaşabilirler bir ama kimliği yoksa tabii o zaman genetik inceleme yapılması gerekir. Yani gidecek orada valiliğe, kaymakamlığa, muhtarlığa, en büyük mülkiamir kimse oraya gidip benim kimliğim yok, depremzedeyim, işte enkaz altında kaldı, hiçbir belgem yok. Tapular bir kere şeyde mevcut. Nüfus da biliyorsunuz dijital ortam, hani e-devletiz ya, her şeyimiz dijital ortamda. Onların da yok olması zaten imkansız, mümkün değil. O yüzden genetik tahlille kimliğini, tapudaki kimliğini tespit ettikten sonra da aile nüfus kayıtlarına ulaşabilir. Tapu kayıtlarına ulaşabilir. Kimlik tabii çok önemli. Burada durum bu. İkincisi, şimdi şunu belirtmek zorundayım. Az önce söylemeyi unuttum. Devlet vatandaşını korumak ve yaşam hakkını sağlamak zorundadır. Bu anayasayla devletin görevidir. Yani kişiler sadece biz sorumlu şeyiz, yetkiliyiz diye hani dolaşıyorlar ya ortalıklarda. Sadece yetkili olmak değil, her yetki beraberinde mütemmim cüzüdür, yani ayrılmaz parçasıdır. Sorumluluğu da getirir. Yani her yetkili kişi sorumluluğu da beraberinde olduğunu bir kere aklına, kafasına yazmak zorunda. Birincisi bu. İkincisi devlet yaşam hakkını sağlama mükellefiyeti varsa vatandaşının bu yaşam hakkına uygun binaların kontrolünü, bunların yapılmasını, zemin etüdünden başlayın. Biliyorsunuz deprem haritası yıllar önce yayınlandı. Bütün yetkililer de bunu biliyor, ilgili bakanlıklar. Herkes bunu biliyor. Bu bilimsel verilere uygun zemin etüdü, bilimsel veriler ışığında inşaat, yani bizim deprem ülkesi olduğumuz bas bas yıllardır söylenen bir konu. Japonya bunu nasıl başarmış? Bilimle başarmış, değil mi? Bir de etkin kontrol mekanizmalarıyla başarmış. Yani devletin asli görevi aslında kontrol etmek, kurumlarını oluşturmak, süresinde ihbar dahi olmadan denetlemek, vatandaşın yaşam hakkını nasıl sağlarım, asli görevim bu diyerek bu şekilde hareket etmek zorunda. Ama işte durum ortada yani. Dünyanın hani en büyük köprüsü, en büyük havaalanı, en büyük bilmem nesi, neticede en büyük depremi oldu. Bu korkunç bir şey yani. Devletin en üstünden en altına kadar herkes bundan sorumlu. Depremzedeler lütfen haklarını arasınlar. Dediğim gibi harçtan muaftır bütün bu davalar. Yani ceza davası, hukuk davası, bakın süreler var bunlarda. Gitsinler barolarla görüşsünler. Barolarda bu konuda adli yardım mekanizmaları var. Oradaki avukatlarla görüşüp haklarını kesinlikle arasınlar. Çünkü gerçekten bu korkunç bir felaket ve bir ders çıkarılması, yani bir bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu Şu, kadar insanın canı yandı yani bunu. evet, Korkunç. Evet. kesinlikle. Şimdi sorunun başında siz de dile getirirken yarım kaldı. Küçük bir çocuğumuz ailesini kaybetti ve reşit değil. Onun hukuksal hakları nasıl olacak diye soralım. Hiç Etrafında hiç kimsesi kimse yok. büyük olarak kalmamış. Evet, hiç kimsesi yok. O çocuğu mesela hemen yani baronun adli yardım bölümüne götürülüp çocuk hakları merkezleri var birçok baroda.
Ben aynı zamanda İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nde yürütme kurulundayım. Bizim baromuzun çocuk hakları merkezi var. Çocuk neredeyse mesela oradaki baroya gidip bir yakını götürüp, yani kiminle tabii, belki polis götürüp bir o çocuğa tabii ki öncelikle bir vasi tayin edilmesi lazım. Yasal hakları olması için, hiç kimsesi yoksa. Kimliği varsa vasi tayini kolay. Yoksa dediğim prosedür deminki. Sonra o vasi tayin edilen kişi bu çocuğun hakları, mesela gayrimenkulleri neler, işte babasından maaş var mı, bağlanacak, anne baba belki ne bileyim öğretmendi, belki hani başka bir görevdeydi, bir geliri değil mi? Öncelikle bir gelir bağlanması lazım. 18 yaşından küçük olduğu için vesayet altına alınması lazım. Keza şeyler için de öyle, mesela bu zihinsel engelliler varsa, çok yaşlılar olup demans hastaları olanlar varsa, bunlar için de aynı şey geçerli. Yani bu konuda barolar, adli yardım büroları hiç ücretsiz bu konuda yardıma, desteğe hazırdır. Bunun da altını çizmek isterim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kapanışa giderken tekrar hatırlatalım o zaman. Türkiye'nin her yerinde yaşayacağımız doğal afete ilişkin bulundukları barolara başvurarak kişisel haklarını orada öğrenip not alabilirler ve gerekli işlemleri başlatabilirler. Güvendikleri bir avukat da olabilir, hani oraya ulaşmaları zorsa, ama dediğim gibi vesayet altına alınması lazım o küçük çocuğun. Gayiplik kararı çıkartılabilir mesela, cenazesi yoksa. Çünkü cenaze varsa ölüm tespiti yapılıyor değil mi? Tabii. Bir de hiç tespit yapılmadan sanırım gömülenler falan oldu. Bu korkunç bir şey yani. Bunların da genetik testlerinin yapılıp, çünkü hukuki neticeleri var bunların. Annesi ölmüş mü, babası ölmüş mü, öldüyse ölüm tutanağı nerede, cenazesi nerede, öldüyse mirasçılık başlıyor. Ölmediyse o zaman gayiplik için müracaat etmek gerekiyor. Ya bunların hepsi bir sürü hukuki prosedür. Kayıt altına alınması halinde netice doğuran işlemler. Kayıt altına alınmadıysa çok zor yani, ama yine hukuk, her hukukta her konuda çare vardır. Yeter ki başvursunlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum Handan Hanım. Önemli bilgileri bizlerle paylaştınız. Tekrar bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve hakları için de mutlaka bir avukata ya da bulundukları bölgenin barosuna başvurmalarında fayda var diyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.